Selamlar yeni bir Brostars videosuna hoş geldiniz. Sanırım bu 2 sene sonra atacağım ilk detay videosu. Eskileri geri getirmeye kararlıyım. Buna yeme serisi de dahil. Abi ben size nasıl teşekkür etsem azdır. Hani bunu açıklayamıyorum. Yemin ederim açıklayamıyorum. Hatta size anlatsam ne kadar saçma gelecek onu da bilmiyorum. Artık her videoda bunu söylemek istemiyorum ama. Ama cidden beğenileriniz sayesinde kanal 2 sene boyunca doğru düzgün video atmamasına rağmen. Tekrardan bayağı bir izlenmeye başladı. Dünkü videoya 6000 beğeni isterim ve 6000 beğeni arkadaşlar sadece 40.000 izlenmeye geldi. Cidden beğeni sayılarımız çok yüksek. Hani ben bunu size açıklayamıyorum ama cidden beğeni sayılarımız çok yüksek. O yüzden sizlere çok çok teşekkür ederim. Tabi bunda da benim payım var. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Kalp atıyorum. Siz de görebilirsiniz zaten. Bayağı bir YouTube'da bir video var. Lordenzel yoruma cevap verdi kalp attı diye. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu videodaki detayların hepsini arkadaşlar Discord sunucumdan aldım. Eğer videoya çıkmak istiyorsanız ve detayınız varsa Discord sunucuma gelebilirsiniz. O da açıklama kısmı. Arkadaşlar ilk detay Melos'tan geliyor. Abi detay. Piper'ın 3-4 yıl önce yayınlanmış animasyon videosunda daha oyunda yeni olan hiper şarja benzeyen bir şey var demiş ve iki tane fotoğraf atmış. Peki bu doğru mu? Hemen gidelim ve Piper videosunda çıp bakalım arkadaşlar. YouTube'a girdim. YouTube hemen Stars Piper yazdım. ve Brawl Stars Piper'ın animasyonunu buradan izleyebilirsiniz siz de. Ben tabii bu videonun hepsini izlemeyeceğim. Sadece o gösterdiği yerde ha, bak şurada. Tam burada arkadaşlar. Tam gösterdiği yer burası zaten. Buradan esilmiş ve burada hiper şarjı görebilirsiniz. Yani Brostars'ta hiper şarjın geleceği yaklaşık 4 sene önceden belliymiş. Bu video 10 Temmuz 2020'de yüklenmiş. Yani bu videodan arkadaşlar Piper'ın hiper şarjının geleceğini daha doğrusu oyuna hiper şarjın geleceğini bir sene önceden bize göstermişler. İkinci detay çoğu kişiden gelmiş ama Blaze Fury'ninkini gördüm arkadaşlar ve Blaze Fury şöyle bir fotoğraf atmış. Simge seçme bölümünde gördüğünüz gibi Melody'nin bir tane simgesi var. Fakat Melody hala oyunda yok. Peki bu gerçekten öyle mi? Şimdi oyuna bakalım. Gördüğünüz gibi oyundayım arkadaşlar. Oyunda herhangi bir karakter olarak Melody'yi burada göremiyorum. Fakat simge seçme yerine cidden adamlar Melody'yi koymuş mu? Ben buna bakalım. Aşağı doğru kaydırıyorum ve burada bir sürü simge var. Hangisi Melody'nin simgesi? Şu. Evet şu. Şu Melody'nin simgesi. Şu Angelo'nun simgesi. Oyunda Melody olmamasına rağmen buraya gitmişler simgesini koymuşlar arkadaşlar. Yani Melody'yi daha deneyemiyorsunuz bile oyunda. Sadece Brawl Talk'ta gözüktü biliyorsunuz. Ayrıca Melody'nin inanılmaz bir şarkısı var. Onu kesinlikle dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu detay candan gelmiş. Abi detay. Ninja Eş'in arkasında Kitsun Nola'nın maskesi var. Not. Kitsun Nola 2023'te geldi. Ninja Eş 2021'de. Peki bu gerçekten böyle mi? Yani Brawl Stars bize gelecek karakterleri, kostümleri 2 sene önceden söylüyor mu? Hemen bunu test edeceğiz. Arkadaşlar karşınıza Ninja Eş. Gördüğünüz gibi bu kostüm cidden 2021'de gelmiş. Çünkü Brawl Pass kostümü hatta üstünden görebilirsiniz. Bunun arkasını çevireceğiz şimdi arkasında evet Kitsun Nola'nın o maskesi var. Peki Kitsun Nola'nın maskesi 2021'de bize neden verilmiş bunu bilmiyorum. Ama eğer oyunda böyle garip garip simgeler görüyorsanız bunları lütfen bir yere kaydedin. Çünkü ileride bu bize lazım olacak. Bu detay Ahmet Yo'dan gelmiş. Abi CCTV Poco'nun yüzünde boya yok ama emojisinde var. Hemen bunu test edeceğiz şimdi. Arkadaşlar bu detay bir bakıma doğru. Fakat Brostar son zamanlarda bir tane güncelleme getirmiş. Çünkü CCTV Poco'nun burada gördüğünüz gibi maskesi var. Hatta emojisinde de maskeleri olacak. Buradan görebilirsiniz. Hemen geri gelelim. Emojisini göstermek istiyorum size emojisinde de maske var. Bakın tam üstümde özel görsellerinde de maskesi var. Fakat şöyle bir şey olmuş. Hemen Brawl Stars'ın wiki sayfasına girip bunun nedenine bakacağız arkadaşlar. Çünkü Ahmet'in gönderdiği fotoğrafta CCT ve Poco'nun maskesi yok. Cidden yok. Ama oyunda siz girseniz siz baksanız şu an maske göreceksiniz. Brawl Stars 4 Mart'ta bir güncelleme yayınlamış arkadaşlar. Önceden oyunda bu kostümün arkadaşlar yüzü gözükmüyormuş. Fakat aslında bu bir hata. Brawl Stars bunu tekrar eklemiş. Yani artık Poco'nun yüzünde o beyaz maskeden var. Yani Poco'nun yüzünü gene tam olarak göremiyoruz. Yani aslında bu bir bakıma gizem oldu ama bu da güzel bir detaymış. Teşekkür ederim. Ve arkadaşlar karşınızda iki tane detay var. İkisi de Berfin'den gelmiş ve ikisi de mükemmel detaylar. Abi biliyorsun ki bilmem kaç yıl önce Star Park ile ilgili Brawl Talk yayınlanmıştı. Daha doğrusu Colette Brawl doğru söylemiş tabi. Burada gelecek güncellemelerle ilgili bir sürü detay vardı. Bunlardan bir tanesi Cordelius'un mantarı. Bence bu mantar Cordelius ile ilgiliydi demiş. Ve bir tane fotoğraf göndermiş. Ve burada cidden mantar var arkadaşlar. Buradaki Star Park Brawl Talk'unda mantara siz de bakabilirsiniz. Ekrandan da gözüktüğü gibi. Diğer detay ise şu şekilde. Yine aynı Star Park tanıtımında yer alıyormuş bu. Bu sahnede 3 tane kuş var arkadaşlar bu 3 kuşun altında şöyle bir yazı var. Bunlar üvey kardeş kuşlar. Yani Crow, Bo ve Mr. P üvey kardeşler. Fakat aynı aileden yer almıyorlar Brawl Stars evreninde. Fakat hepsini buraya koymuşlar. İlkinde Crow'u görüyorsunuz. ikincisinde Bo'yu görüyorsunuz. Üçüncüsünde de Mr. P'yi görüyorsunuz. Ve arkadaşlar Aybuz'dan şöyle bir detay gelmiş. Oyunda bunu gördüm. Elmas'ım yetmediği için alamadım. Sadece bende mi gözüküyor bilmiyorum demiş. Ve Supercell'in sadece içerik oluşturucularına verdiği bir tane rozet var biliyorsunuz. Şu an bunu satın alabiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü oyunda bazen hatalar oluyor biliyorsunuz. Şimdi hemen bunu test edelim çünkü eğer bu satın alınabiliyorsa bu çok önemli bir hata arkadaşlar. Ne bileyim yani herkes bu rozeti takarsa bayağı oyun yani yamulur. Arkadaşlar oyuna girdim kataloğa girdim buradan hemen oyuncu simgelerini seçiyorum buradan aşağı doğru bakacağız. Eğer o rozet varsa cidden oyun çok yamulmuştur abi. O rozet umarım yoktur. Yani bakıyorum buradan ama öyle bir rozet göremiyorum ben çünkü buradan rozetleri satın alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Herhalde o sadece sana gözüktü belli bir süre içeriğinde ve o rozet satın alabiliyorsan al şu an al yani çünkü o rozet bende yok. Eğer bu rozet sizde varsa arkadaşlar bunu süper seri çıkar edin. Daha doğrusu bu hatayı süper seri şikayet edin. Çünkü böyle olmaması gerekiyor. Bu sadece içerik oluşturucularına özel verilen bir rozet arkadaşlar. Ayrıca bu arkadaşın attığı fotoğrafta toplam 431 tane simge gözüküyor. Yani benimkinden daha fazla simge gözüküyor. Çünkü benim ekranımda arkadaşlar toplamda 316 tane simge var. Yani oyunda sanırım bir hata olmuş. Bir güncelleme hatası olmuş. Bu simgeler normal oyunculara gözükmüş. Yani şu an YouTuber olmayanlarda bile şöyle bir hata oluşabilir arkadaşlar. Aynı zamanda başka bir detay daha var. Önceden Brawl Pass'e arkadaşlar girince ve sol tarafı çok fazla kaydırınca bakın şu an şöyle duruyor ya birazcık sol tarafa kaydırınca burada Spike'ın çorabını görebiliyorduk fakat artık Spike'ın çorabını göremiyoruz. Spike'ın çorabını almışlar ve oyuncu simgesi yapmışlar. Yani Brawl Pass'te gözüken detayı adamlar almış, oyuncu simgesi yapmış. Yani artık Brawl Pass'te Spike'ın çorabını göremiyorsunuz arkadaş. Fakat bu yakında yeniden eklenebilir. Çünkü Brawl Stars böyle şeyleri çıkartıp beklemeyi çok seviyor. Buradan da gördüğünüz gibi Brawl Stars'taki Spike'ın çorabının toplam fiyatı ne kadar? Yok. Ha bu sadece Spike'ın ustalık yolundan açılan bir tane simge arkadaşlar. Yani bunu satın alamıyorsunuz. ustalık yapınca bunu alabiliyorsunuz. Ama adamlar çok güzel bir detay eklememiş mi sizlere? Arkadaşlar karşınızda yıldız detay var. Bu videonun yıldız detayı bu gördüğünüz detayların hepsi olacak. İlk detaylardan başlayalım. Kedi yollamış bunların hepsini. Tam bilmiyorum ama Cordelius karakterinin ismi Cordyceps mantarından alınmış olabilir. İkincisi ise şu şekilde Bell'erin üçlüsü olan Belle, Sam, Pearl gerçek hayatta vardı. 1800'lü yıllara dayanıyor. Gerçek hayatta Belle Star diye bir kadın varmış. Bu zaten belli arkadaşlar ben bunu söylemiştim. Bu kadın Sam Star diye biriyle evleniyor. Bunun sonucunda Pearl Star diye çocukları oluyor. Daha da derine inersek Belli'nin ustalık yolunun sonunda star ünvanı bizi karşılıyor. Ben sadece Belli'nin kanun kaçı olduğunu söylemiştim fakat bu bilgiler gerçekten çok inanılmaz. Oyundaki bu üçlü kanun kaçığıdır. Gerçek hayatta bu üçlü yani Belli Star, Sam Star ve Pearl Star'da bir kanun kaçıydı. Bu da kanıtı demiş. İlk önce ilkine bakalım. Cordyceps'te bir tane mantar var mıymış? Hemen Google'dan bakalım arkadaşlar. Ve inanılmaz bir detaymış arkadaşlar. Çünkü Cordyceps'te bir tane mantar var. Kanada'da yaşadığım için benim Google İngilizce ama zaten buradan mantar olduğunu anlayabilirsiniz. Çok garip bir mantar. Arkadaşlar Arkadaşlar hatta bu mantar bazı böcekleri zehirleyen bir mantarmış. Yani bu mantarı yiyen böcekleri mantar kontrol edebiliyormuş. Bildiğiniz zombi böcek mantarı bu. İnanılmaz bir detay. Çünkü Cordelius'ta oyunda biliyorsunuz karakterleri kontrol ediyor. Daha doğrusu onları başka bir boyuta işleniyor. Orada onları kontrol ediyor. Orada onları yavaşlatıyor. Ulti kullanmasını engelliyor. Yani Brawl Stars Cordelius'un ismini Cordyceps mantarından almış. Ve arkadaşlar karşınızda Belle Star. Yani bildiğiniz oyundaki Belle'nin gerçek hayattaki hali. Ve burada yazılanlara göre Belle Star gerçekte Sam Star diye birine evlenmiş ve Pearl Star diye de çocukları olmuş ve bunlar cidden kanun kaçığı bir çiftmiş arkadaşlar. Ve bu inanılmaz bilginin sonunda Brawl Stars'ta bildiğiniz gibi belli eklemişti. Belli ilk çıktığında bu bilgileri bilmiyorduk. Sonradan Sem geldi, Pearl geldi. Belki daha farklı karakterler de gelecek kanun kaçığı. Pearl'in arkadaşlar buradan daha doğrusu Belli'nin buradan ustalıklarına girirseniz Star diye bir oyuncu unvanı var. Yani gerçekteki Belli'nin soy ismini almışlar ve buraya koymuşlar. Bu da arkadaşlar Belli'nin kocası yani Sam. Bunun da soy ismi Star ama bunun burada hiçbir şeyini göremiyorsunuz. Üste şey yazıyor. Altın kol çetesinin vazgeçilmez bir üyesi. Zaten bunu biliyorduk fakat pörlün de çocukların olması birazcık garip oldu. Bir detay videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer sizin de detayınız varsa hemen Discord sunucuma gelip bunları yollayabilirsiniz. İnanılmaz detaylar oldu. Ben bile oyunda bugün aydınlandım arkadaşlar. Herkesten böyle süper detaylar bekliyorum. Bütün yorumlara kalp atıyorum zaten ve videonun sonunda saçma saçma bir şeylerle uğraşıyorum. Bugün neyle uğraşayım diye düşünüyorum. Abi çok ilginç bir şey gösterdim size. Bakın Kanada'da yaşadığımı söylemiştim ve ben burada yoğurt bulamıyordum. Gittim bir tane markette Balkan yoğurdu yazıyor. Bakın abi orijinal Balkan Yoğurt. Bu yoğurt. Yoğurt enzerlen selam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım Türkiye'de çok güzel yoğurt çiğ köfte yersiniz. Ben çok özlerim çünkü. Kurulu düzenim olmasa gelirdim ama ya. Vallahi gelirdim.